arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok güzel rengarenk bir yelek çalışması yapacağız yeleğimizi çok farklı renklerle kullandık. Sizler dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Birkaç renk kullanabileceğiniz gibi. Kalan iplerden çünkü her bir rengimizi bir sıra ördük. İsterseniz kalan iplerle bu yeleğimizi çalışabilirsiniz. Elinizde en çok hangisi varsa onu ağırlıklı renkler olarak kullanıp geri kalanlarını birer sırada örerek yeleğimizi güzellik katabilirsiniz. Evet yeleğimiz bir yaş sıfır bir yaş grubu çocuklarımız için uygun bir ölçü. Tabii bebeklerimizin bu ölçü kilosuna göre de değişik göstermekte. Ben burada e, mor olarak ana rengimi düşünmüştüm ama yardımcı olarak yine aynı ikisi yeşille morum ana renk olarak bütünleşti. Diğer renklerimi aralarda kullandım bakınız. Ve e, genellikle ipimin markası Etrofildi ama e, ipler olduğu için farklı farklı markalardaki ipleri de kullandım. Evet, şimdi yeleğimizin uzunluğuna bakalım. 32 santim yeleğimizin uzunluğu kol altından şöyle bakacak olursak geniş bir çalışma. 27 santim yeleğimiz. Evet, şöyle e, bağcıklarımızı açalım ve arkadaki görüntüsüne de şöyle bakalım yeleğimiz. Evet. Sizler dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Eğer daha büyük yaş grupları için örmek istiyorsanız ilk başlangıçtaki zincir sayımızı fazla başlayarak yine aynı şekilde artışlara devam edelim. Yalnız yapmamız gereken tek bir nokta var. Kolumuzu ayırmadan bir sıra ya da iki sıra daha fazla örelim, roba kısmını ve kollarımızı genişletelim. Yani daha büyük çocuklarımız için bir, birkaç sıra daha fazla örebilirsiniz. Ve gövde kısmını da aynı şekilde örmeye devam edip e, bebeğimizin ya da çocuğumuzun boyuna uygun olarak e, örebilirsiniz. Ve burada biraz büyük tığ numarası kullanırsanız çok güzel olacak. Çok güzel bir çalışma oldu. Her iki yönüyle de bakınız gayet güzel bir çalışma. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek yeleğimizi örmeye başlayalım. Öreceğimiz yaş grubuna uygun olarak zincirlerimizi çekelim. Bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Şöyle 40'ı ipimi yarımladım. 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 tane zincirimi çektim. İpim biraz dolgunca ve tığımda şöyle gördüğünüz gibi 3 numara bakınız. Şuradaki 5 değil şu 3 milimetre olan kısım bizi ilgilendirmekte. İpimin dolgunluğuna göre bu ipimiz yani tığımız gayet ideal. İpim şöyle bakınız biraz dolgunca evet hemen ölçüsüne bakalım 60 tane zincirimizin eğer sizlerin aynı ölçüde öreceksek 0 8 ay 1 yaş kiloya göre değişmekte eğer öreceksek yani bu ölçüde örmek istiyorsak hemen zincirimizi birlikte kıyaslayalım 29 santim zincirimin ölçüsü eğer azsa hiç fark etmez lütfen ya da daha büyük yaşlar için öreceksek lütfen biraz daha büyük örelim 2-3 yaş için 30-35 santime kadar şöyle çıkabiliriz daha fazla eğer kiloluysa bebeğimiz biraz daha boynunu geniş tutalım evet şimdi ilave zincir yapmaksızın sayıyorum 1 2 bakınız 1 2 3 4. Dördüncü zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki zincirime batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Sırası ile birer birer zincirlerimizin üzerine batarak örelim. Bir defa doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. 1 ve 2. 1 2 1 ve 2 baştaki zincirimize ulaşana kadar birer birer trabzanlarımızı örelim evet, sıramızın sonuna kadar örerek geldim ve son zincirimizdeki trabzanımızı da tamamladık kapatıyorum 1 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Birinci trabzanımın üzerine zincir olarak ördüm, 2. trabzanım üzerine gelerek batıyorum, 3. trabzanımın üzerine de batıyorum. 3. trabzanımı bir defa daha örüyorum. İlk artışımı yaptım, 2 tane düz ördüm, Bir tane artışımı yaptım. Şimdi aynı şekilde artışlarımızı devam ediyoruz. 2 tane düz trabzanımızı ayrı ayrı yeri ördüm. Bakınız her birisi farklı trabzana. Üçüncü trabzanımı ise iki defa örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, iki tek bir çift. Şimdi bir tek, ikinci tek, üçüncü çiftimizi örelim. Bir, aynı yere batıyorum. İki, şöyle görelim. 2 tane tek bir çift 2 tane tek bir tane çift 2 tek bir çift sıramızı tamamlayalım artışlarımızı yaptık ve sıramızın uç noktasına kadar geldim şöyle göstermek istiyorum 2 tane tek bir çift 2 tek bir çift son olarak 2 tekimi ördüm ve ikinci rengime geçmek istiyorum cıvıl cıvıl bir yelek çalışması yapıyoruz hemen alıyorum 1 2 3 İpim burada kalıyor. Hemen arkasını çeviriyorum. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. Üç trabzanımızı ördükten sonra dördüncü trabzanımı örmek için hemen tığımın başını doladım ve üçüncü trabzanımın altına şöyle giriyorum bakınız. Ördüğüm trabzanın bir altına morun bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Bir, iki, üç defada alıyorum. Tekrar buradaki trabzanımı örüyorum. Yani dördüncü trabzanımı örüyorum. Burayı örmüştüm. Atlıyorum. Bir. iki, Üç. Üç trabzanımı ördüm. Hiç belli olmadı. Boşveredim. Üç tane zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı ardından girerek örüyorum. Bir. 2. Bir sonraki trabzanımı yine aynı şekilde ardından alarak örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız ardından şu şekilde örüyoruz. Hemen trabzanımızın sağ tarafından ana gövdeden girip sol tarafından çıkıyorum. İpimi buradan geçiriyorum. 1 ve 2. Tekrar yapalım. Sağdan giriyorum. Trabzanımı solundan çıkarıyorum. 1 ve 2. Sırasıyla batıyorum. 1 ve 2 sırası ile batıyorum 1 ve 2 1 2 hep ardından giriyorum sıra başına kadar hiç artma yapmadan her bir trabzanımızı ardından örerek ilerliyoruz. mor ipimi de koparmamıştım. Evet sıramızı tamamlayalım. Şöyle bakınız. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Her bir trabzanımızı bir defa ördük. Hiç artış yapmadık ve en son trabzanımızdayız. Hemen ilmeğimi takıyorum ve kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. rengimi burada bitirdim. Bir sıra örmek istiyorum. Diğer rengimi tekrar geçiyorum. Kenarda bırakmıştım. İlk zincirimizde çektiğimiz trabzanımızın tepesinden ipimi geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum dördüncü trabzanımı iki defa örüyorum. Üç tek dördüncü çift. Bir, iki, üç. Üç tane trabzanımı tek sayı olarak ördüm. Dördüncü trabzanımı çift örüyorum. Bir ve aynı yere batıyorum. İki, üç tane tek dördüncü çift. Devam edelim. Üç tek bir, 2 3 4. aynı yere batıyorum çift yine artışa mor rengimizle devam ediyoruz şöyle baktığımız zaman 1 2 3 tane tek 4. çift 3 tek 4 çift 3 tek dördüncüsü çift olarak sıramızı tamamlayalım Artışlarımızı yaparak mor rengimizi dördüncü sıramızda ördük ve diğer uçtayız. Yine farklı bir renk kullanmak istiyorum son ilmeğimi kapamadığım rengimle kapatmak istiyorum hemen sarı rengimi alıyorum aşağıdaki trabzanımı sarı rengimle kapatıyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çekip her iki rengimi şöyle çekerek sıkıştırıyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum yandan giriyorum bu kez bakınız yandan girerek 1 2 hiç artış yapmıyoruz yandan giriyorum 1 2 yandan tamın başını doluyorum sağ taraftan girip sol taraftan çıkıyorum ilmeğimi geçirdikten sonra 1 ve 2 tekrar trabzanımızın sağından girip diğer yönünden çıkıyorum 1 ve 2 1 2 sıra sonuna kadar bu işlemimizi yaparak tamamlayalım. Renkli iplerimizin olduğu bölümde artışımızı yapmıyoruz. Sadece artışlarımızı mor rengimizde çalışıyoruz. Ön yüzden duruşuna bakalım. Bakınız ön yüzden de bu şekilde görülmekte. Sıra sonuna kadar yandan girdim ve ördüm şöyle görelim ön yüzde şu şekilde görülmekte modelimiz en son bakınız kenardaki trabzanıma da yandan giriyorum 1 2 bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi keserek bırakıyoruz Evet sarı sıramızı da tamamladık yeniden mor rengimizde örmeye başlıyoruz mor ipimi alıyorum İlk zincirden çektiğim trabzanımı tepe noktasına geliyorum ilmeğimi geçirdikten sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum 2 3 4 5. çift olarak örelim 1 2 3 4 5. çift tekrar 1 2 3 4 4 tane tekimi ördüm. 5. çift olarak örüyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Şöyle görelim. 2 4 tane tek 5. çift. 2 4 tek 5. çift. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bakınız ön yüzde de görüntümüz bu şekilde ilerlemekte. 4 tane tek beşincisi çift olarak ördüğümüz trabzan sıramızı tamamladık ve yeniden renk değiştirme yapıyoruz. Son kapamayı yeşil rengimizle yapıyorum. Geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra her iki rengimi de buradan sıkıştırıyorum. Yeşilimi 2 sıra örmek istediğim için hemen morumu buradan kesiyorum ve şuraya orumla birlikte bir tane düğümümü atıyorum. Sıkıştırdım. şu bir tane daha sıkıştırarak düğümümüzü atalım. yeşilimizde iki sıra öreceğiz. Evet, 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen sarı ilmeğimizde şöyle içeriye gizleyelim. Evet. Şöyle baktığımız zaman bakınız yeni sıramızdayız. Tığımın başını doluyorum. 3 zincirimden sonra ikinci trabzanın ardından girerek hiç artış yapmadan örüyorum. Ardından girerek bir diğer taraftan çıkıyorum. artış yapmadan sıra ucuna kadar ilerleyelim. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Şimdi en son trabzanı sizlerle birlikte örelim. Tığımızın başını dolayarak bakın zincirden çektiğim trabzanımın dibine giriyorum. 1 2 1 2 3 zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7. trabzanımı 2 defa örüyorum. 1 ve 2. Şöyle görelim. 2 4 6 tane tek 7.yi çift olarak ördük ve devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 1 aynı yere batıyorum 2 6 tek 7 çift olarak sıramızı tamamlayalım bakınız çiftimizi ördükten sonra 2 4 6 tek 7 çift 2 sıra ördüm 3. sıramıza şimdi yine yeşille devam edelim en son trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirerek ikinci trabzan üzerinden örmeye başlıyorum 2 3 bu sıramızda da artış yapıyoruz 4 5 6 7 7 tane bakınız tek ördüm 2 4 6 7 8. çift örelim 1 aynı yere batıyorum 2 7 tek 8. çift örelim tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tekimi ördüm 8yi çift olarak örüyorum aynı yere batıyorum yeşirimizdeki 3. sıramızda da 7 tane tek 8 çift olarak örelim 3 sıra yeşilimizi ördükten sonra son sıramızdayız. Bakın son trabzanımı ördüm. Hemen moruma geçiyorum. İlmeğimi kapatıyorum. 1, 2, 3. Yeşil ipimi çekiyorum. Mor ipimi de çekiyorum. Yeşilimizi buradan keselim. Ve şöyle düğümümüzü atalım. Sıkıca belirli olmasın. Ve morumuzla örmeye başlayalım. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şöyle aşağıya doğru da alarak gizleyelim. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum, örüyorum. Sırasıyla ile ilerliyorum, trabzanlarımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzanımı ördüm. 11. trabzanımı çift örüyorum. Artık e, artmalarımızı azalttık. 2, 4, 6, 8, 10 tane tek. 11. çift örelim ve sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin roba kısmını tamamladık. Rengarenk cıvıl cıvıl bir roba çalışması oldu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bölümlerine ben ayırdım. Şöyle bakalım 21 tane her iki önümüz için ilmeklerimizi yani trabzanlarımızı ayırdım. 21 ve 21 olarak kolumuzun bir tanesi 35 diğer yine 35 arkamızı ise 42 olarak ayırdık ve bu şekilde birleştirerek örmeye başlıyoruz. 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Çeviriyorum. 3 4 5 5. 2 defa örelim. 1 2 3 4 5. 2 defa ördüm. 1 2 3 4 5

iki defa örüyorum buradaki bir trabzanımı da örüyorum 21 ayırmıştık bakınız artışlarımızı yaparak geldim şimdi kol altından 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum diğer işaretimizi bıraktığımız trabzanımızın olduğu yere gelerek örüyorum ve başlıyorum buradan bir diye saymaya 2 3 4 5 5.'yi 2 defa örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Beşinciyi iki defa örüyorum ve işaretimize kadar 5 iki defa örelim Yeleğimizin arkasından örerek geldim 5 trabzanım 2 defa ördüm ve işaretimin bulunduğu noktadayım 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum diğer işaretimin hemen yanına atıyorum şöyle bakınız 1 2 3 4 5 5. iki defa örüyorum 2 3 21 olduğu için burada en son biten altı olarak bitecek 2 4 5 bakınız 2 4 5. iki defa uç noktaya kadar örelim. Evet yeleğimizi bu şekilde birleştirdik. Beşer tane zincir kol altlarına çektik. Ve şimdi gövde kısmından modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Son mızı ördüm. Hemen iki ilmeğimi alıyorum. Ve farklı olan rengimi geçiriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Artık ana rengimi çok fazla kullanmak istemiyorum ve bunu buradan kesiyorum ve hemen iki küçük düğümümüz atalım da daha sonra da atabilirsiniz şöyle atarak Evet 3 zincirimizden sonra hemen yanındaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum iki tane trabzanım oldu şimdi 3. trabzanımı örüyorum 3. trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere gelerek bir tane V yapıyorum. 2 trabzan ördüm. Birisi zincirli, birisi yanındaki trabzan. 3. trabzanımızın üzerine bir trabzan, 3 zincir, bir trabzanımızı ördüm ve modelimizi kurduk. 1 2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yuva içerisine batıyorum. Tekrar 1 2 atlıyorum. 3. trabzanıma gelerek batıyorum. 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum ve bir tane VM örüyorum. Tekrar 1 2 3.'ye batıyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra aynı yuva içerisine giriyorum ve ardı ardına V'ler oluşturuyorum V'lerin sadece kendi içlerinde 3 zinciri var diğer aradaki geçişlerde zinciri yok 2 trabzan atlayıp 3. trabzanımıza da batıyoruz tığımın başında oluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. gelerek batıyorum ve 3 zincirimi çekip aynı yere batıyorum ve elimi oluşturuyorum 1 2 atlıyorum 3. batıyorum 1 2 3 aynı noktaya giriyorum 1 2 3. batıyorum 1 2 3 zincir ve yine batıyorum 1 2 3. trabzan üzerine batıyorum 3 zincirimi çekip yine trabzanın bulunduğu yere giriyorum ve modelimizin bakınız ilk sırasını bu şekilde ön kısım için oluşturduk şöyle görelim devam ediyorum kol altına geliyorum 1 2 3. zincire giriyorum bir trabzan 3 zincir tekrar aynı trabzanımı batarak kol altıma bir tane ve oluşturuyorum tığımın başını doluyorum hemen ilk trabzan üzerine geliyorum bir trabzan, 3 zincir, bir tane trabzan. Kolumuzun altına bir tane V'mizi yerleştirdik. Bakınız şu şekilde. Hem önden biterken son trabzana bir V, ortaya bir V. Arka tarafa geçtiğimizdeki ilk trabzanımıza bir V'mizi kurduk. Şimdi aynı şekilde örerek bir iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanıma batıyorum. Üç zincir, bu şekilde diğer kolumuza kadar ilerleyelim. Arkamızdan iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzana batarak örüp geldim. Bakın yine kol altımıza da aynı şekilde bir tane tam ortaya modelimizi zincir ortasına yerleştirdim. Şöyle görelim ve ön kısmı da iki trabzan atlayıp bir iki üçüncüsüne batarak bir trabzan üç zincir bir trabzan şeklinde örerek ilerliyoruz atıyorum. Evet bakın bu şekilde. Yeleğimizde birinci rengimizin birinci sırasını örerek tamamladık ve modelimizi kurduk. En son iki tane trabzanımızı başlangıç yerine bakınız örmüştük. iki trabzan. Bitişe de aynı işlemimizi yapalım. Son trabzanımı örüyorum. Bir ördüm. ikinciyi kapamadım. Rengimi değiştiriyorum. Ve yeni rengimle kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. İpimi asılıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine batarak iki trabzanımızı yine koruyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakınız burada bir trabzanı aşağıdaki yuvaya batmıştık ve 3 e, zincir çekip yeniden bir trabzan olarak görmüşüm Şimdi aynı yere bu batığım yere girerek Yeniden bir trabzan örüyorum. 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya girerek bir trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımızın başını dolayalım. Trabzanımızı battığımız noktaya girelim. 1-1-2-3 Aynı yere tekrar bir tane daha trabzanımızı örelim. Yine tığımızın başını dolayalım. Bakınız batmış olduğum noktaya geliyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere giriyorum. V'lerimizi yaptığımız yere araya zincir çekmeden atarak örüyoruz. 3 tane zincir ve aynı yuvaya girelim. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 zincir yeniden giriyorum. Şu şekilde ikinci sıramızı örerek ilerliyoruz. Tekrar yapalım. Bakınız v mi yaptım direk gelip batıyorum. Bir tırabzan, 1 2 3 zincir aynı yuva içerisine beyimi kuruyorum. Yeniden 1 2 3 aynı yere batıyorum. Tekrar 1 2 3 aynı yere batıyorum. Kol altına geldim. Tığın başını doluyorum. Dibine batıyorum bakınız battığım yere. 1 2 3 ve aynı yere giriyorum. Tekrar 1, 2, 3 sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. V'lerimizi her bir V'mizi bir önceki sırada battığımız noktaya batalım. Ve aynı yere 3 zincir çektikten sonra yeniden bir trabzan daha örerek diğer yuvamıza geçelim. Sıramızın sonuna kadar kahverengilerimizi ördük. Bu sıramızda bakınız V'lerimizi tam şöyle çevirip göstermek istiyorum. Aşağıdaki rengimizin içerisine, nar çiçeği rengimizin içerisine V'mizi yaptığımız tam aynı yere girerek battık ve kahverengiyle yeni V'lerimizi oluşturduk. Hiç farklı bir işlem yapmadık. Sadece V arasına üçer zincirimizi çektik. Ve uç noktaya kadar geldim. En son V'mizi kahverengi ipimizle sizlerle birlikte yapalım örüyorum 1 2 3 tane zincir yeniden giriyorum kenardaki iki trabzanımı aynı şekilde örüyorum ve en sondaki trabzanımı bir örüyorum rengimi değiştirmek istiyorum yine yeşil rengimi almak istiyorum geçişimi yeşilimle yaptım ipimi düğüm atacak kadar uzatıyorum 1 2 3 ve örgümün yönünü çeviriyorum birinci trabzanımızı ördüm ikinci trabzanımı da örüyorum tığımın başını doluyorum ve bu sıramızda bakınız şimdi aşağıdaki B'mizin 3 zincirine şöyle çıkarıyorum yukarıya doğru bakınız tığımın başını 2 trabzan sonra zincir çekmedim ve sadece doladım 3 zincir çektiğim yerden giriyorum bir alt sıradan ve hemen 1 2. Araya 3 tane zincir. Tekrar aynı yere giriyorum. 1 2. Bakınız 3. renkli V'imizi de ördüm. Tekrar aşağıdaki V'yi alıyorum. Yani 3 tane zinciri alıyorum aşağıdaki V'nin 3 zincir yeniden çekerek tekrar aynı yuvaya batıyorum. Sıranın devamında yine 3 zincir olan ilk rengimizin altından giriyorum. 1 2 3 ve batıyorum bir sonraki giriyorum 3 zincir ve yeniden trabzan sadece V'lerimizi yapıyoruz buradaki ilk rengimizin zincirini çekiyorum yukarıya doğru 3 tane zincir çektikten sonra yeniden örüyorum ve bakınız bu şekilde örerek ilerliyoruz. Bu üçüncü rengimizi de bu şekilde örerek sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet yeşil rengimizde her bir V'mizin içerisine girerek ördük. Bakınız işlemimiz tamamen birbirinin tekrarı şeklinde devam edecek. En son V'mi çalıştım. İki trabzanımı örüyorum. Kenardaki bir ve son trabzanımı örüyorum. İki. ikinciyi kapamadan hemen farklı bir rengimi alıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanımı örmeye başlıyorum 2 tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum kahverengi bakınız alt sıradaki kahverenginin 3 zincirini çıkarıyorum 1 3 tane zincir çekiyorum yine kahverenginin altından girerek trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum hemen diğer beğimin arasına giriyorum. Buradaki 3 tane zincirimi çıkarıyorum. Şöyle yarımlamadım. ipimi bakınız. Yeşilden değil, kahverengiden giriyorum. 1 2 3 ve aynı yere beğimizi kuruyorum. Tekrar kahverengi 3 zincirimi çıkarıyorum. 1 2 3 Evet bu şekilde V'lerimizi ardı ardına örelim ve dilediğimiz renklerde renk geçişlerini çalışalım ve istediğimiz boy olana kadar devam edelim. Yeleğimizi istediğimiz ölçü gelene dek örmeye devam ettim. Bakınız bir sıra ördüm ve her rengimizi bir sırada kullanarak ilerledim ve yeterli ölçü oldu. Şimdi kaç santim olduğuna bakalım. Sadece modelimizin bulunduğu noktadan ölçüyorum. 17 santim ördüm Şimdi e, kollarımızı çalışalım. Daha sonra yeleğimizin yanlarını ve alt kısmını çalışmaya başlayalım. Bakınız kollarımızı şu şekilde çalıştım. Yine V'leri kullandım. 3 trabzan atlayıp 1 V yaptım. 3 trabzan atlayıp V'mi ördüm. Araya iki tane zincirimi çektim ve gördüğümüz gibi trabzanlarımızı ördüm. 3 tane trabzanımızı tek seferde başını çekerek ördüm ve Burada da hem V'imizde hem de kenarda farklı renk kullandım. Diğer kolumuzda da yine farklı renkler kullanarak örmek istiyorum. Yeşil rengimi alt V'ler olarak kullanmak istiyorum. Şuradaki bakınız açık morun yerine yeşilimizi kullanıyorum. Şimdi alt kısımdan yani kol altından örmeye başlayalım. Şöyle gördüğümüz gibi herhangi bir V'imizin içerisine aşağıdan giriyorum sabitledikten sonra bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen bakınız ilk bağlantı yerine giriyorum yani kolumuzu ayırıp yukarıya doğru devam eden tarafa ilerliyorum bir tane trabzanımı örüyorum İki zincir çekip aynı noktaya batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 tane trabzan atlayarak tam ara noktaya giriyorum 1 2 tane zincir aynı yere giriyorum ve örüyorum tekrar 1 2 3. trabzanı bakınız 3 tane atlıyorum hemen 3 ile 4 arası giriyorum 1 2 tane zincir aynı yere batıyorum tekrar 1 2 3 atlıyorum trabzan 2 zincir ve yeniden trabzanımı örüyorum ve başlangıç noktamıza doğru ilerleyelim bir uçtan diğer uca kadar örerek ilerledim uç noktadan başlayarak geldiğimiz kolumuzun tamamını ördüm 3 trabzan atladım 1 ve yaptım beylerimizin zincirini 2 olarak çektim şimdi uç noktadayım yine şöyle bakınız 3 tane trabzanı atlıyorum hemen buraya bir tane trabzan 2 zincir aynı yere bir trabzanımı örüyorum ve kol altına doğru hemen ilk yuvaya girerek batıyorum şöyle sadece battım sık iğne ördüm ve diğer tarafa da geçerek bir sık iğne örüyorum kolumuzun altına ve ilk başlangıç sık iğnesinin ardına geçiyorum ilmeğimi buradan bağlıyorum bir zincirimle kol altımı tamamlamış oluyorum ee, rengarenk ördüğümüz için kolumuzu da renklendirdik üzerine gri ipimle örmek istiyorum bir zincirimi çekiyorum ve örgümün ters yönünden içten örüyorum bakınız içten tam kol altından sık iğnelerin bulunduğu noktaya geliyorum bağlanıyorum bakınız sık iğnelerin bulunduğu nokta ve yukarıya doğru hemen iki zincirin olduğu yere bir defa başını doluyorum batıyorum bir tek seferde çekiyorum batıyorum iki batıyorum. 3 defa başını dolayarak tek seferde çekiyorum. Araya hiçbir işlem yapmadan bakın bu oraya batmıyorum. Direkt iki zincirimin içerisine geçiyorum. 1 2 ve 3. Tekrar araya işlem yapmadan zincir içerisine geçiyorum ve iç taraftan örüyoruz. Bakın yeleğimizin içinden 1 2 ve 3. Tekrar iki zincir içerisine 3 biraz rahat örelim. 1 2 ve 3. 1 2 3. 1 2 3. Kol altındaki sık iğnelerin olduğu yere kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Son V'mize kadar geldim. En son V'mize yaptıktan sonra hemen sık iğnenin içerisine gelerek batıyorum. Ve ilk başlangıçtaki batmış olduğum yere gelerek ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çektikten sonra ipimizi burada kesiyoruz ve kolumuzu iki sıra örerek tamamlıyoruz. İpimizi içeriye çekeceğiz. Bakınız kolumuzu bir tanesi ve diğer kolumuzu aynı şekilde önce veğimiz sonra üzerindeki dolgularımızı örerek tamamladık. Kolumuzu tamamladıktan sonra yeleğimizin kenar kısımlarına tığlama işlemine başlayabiliriz hemen bir tane zincir çekerek örmeye başlıyorum ve pembe kolumun olduğu taraftan bakınız örmeye başlıyorum yani yeleğimizin düz yönünden ilk trabzanıma giriyorum sabitliyorum tığımın başını doluyorum bir defa batıyorum diğer trabzanıma geçiyorum bir defa batıyorum ve yanına aynı şekilde ikinci trabzanımı örüyorum diğer her bir sırayı İki defa yürüterek ilerletiyorum. Eğer biraz geniş olduysa bakınız. Ya yani potluk kesinlikle oluşturmayalım. Gereken yerde bir tane yapmaktan da çekinmeyelim. Bir mesela sarıyı bir defa öreyim. Sarıyı iki örelim. Moru bir defa örelim. Şöyle görelim. Bakınız. Sadece başını doluyorum. Batıyorum. Şöyle aşağı doğru ilerleyelim. Evet kenar tığlamamızı yaparak geldim. Şöyle görelim. Gayet muntazam oldu. Bakınız potluk olmasına lütfen izin vermeyelim. Gerektiği yerde bir defa batalım. Evet şimdi en uç kısımdayız. İki defa battım. Şöyle görelim. Dönüş olduğu için bir defa daha batıyorum. Toplamda üç defa şu kısma batalım. 1 2 3. Hemen D'mizin içerisine girelim. Şöyle görmüş olduğumuz nokta 1 2 3 ve 4. 4 defa dolgumuzu yapalım. Hemen bir sonraki yuva içerisine girelim. 2 3 ve 4. Tek sefer de çekelim. Bir sonraki 1 2 3 4. Sadece zincir içerilerine girelim. Arayla herhangi bir işlem yapmadan devam edelim. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dilim dilim olsun. Devam ediyorum. 2, 3 ve 4. Dilerseniz 5'te doldurabilirsiniz. Şöyle görelim. Uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet, yeleğimizin etek kısmını Ördüm bakınız dörder trabzan örerek ilerledim şimdi diğer yan kısmımıza geldik yine aynı şekilde ilk trabzan aralığına Şöyle bakınız 1 ve 2 trabzan aralığına giriyorum 1 2 3 defa örüyorum Sonrasında yukarıdaki trabzanlarıma Geçerek 1 Diğerine 2 Tekrar 1 Potlaşmasına fırsat vermeden yukarıya doğru ilerliyoruz. Evet yakamıza doğru geldik. Bakınız başlamış olduğumuz noktaya. Şimdi iki tane trabzanımızı yan tek seferde batarak çektim. Trenin başını doluyorum. Üçüncü kez giriyorum. Aynı noktaya ve sonrasında bir trabzanla yani ilk trabzanımızla ikinci trabzanımızın arasına giriyoruz ve bütün trabzanlarımızı aynı şekilde bir defa giriyoruz tek seferde çekiyoruz her trabzan arasına başını doluyorum uç noktaya kadar geldim yakamızı örerek şimdi en son kapatmasını da birlikte yapalım bütün trabzanlarım tamamlandıktan sonra tığımın başını doluyorum 2 ile başlamıştım aynı yere 3. bir trabzanı örüyorum tek seferde geçiyorum bakınız 1 ile 2'nin arasına geçişimi yapıyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyoruz ve yakamızı da eşir rengimizde dolaşmış oluyoruz İpimizi kendi renginde içe doğru gizliyoruz. Her ikisini de şöyle kıvırarak içe doğru alarak gizleyelim. Evet yakamızı da tamamladık. Şimdi bağcıklarımızı örelim. Pembe rengimle örmek istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ilk başlangıç yerine giriyorum. Şuradaki dönen kısma. Şöyle görelim bakınız. 3 tane trabzanımızı ördüğümüz kısma giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Açıldı zincirim. Hemen örmeye devam ediyorum. 20 21 22 23 yeterli uzunluk olana kadar fiyonk yapmaya yetecek kadar örelim yeterli hemen santim olarak ölçüsünü vermek istiyorum 17 santim 17 santim zincirimizin ölçüsü ipimi kesiyorum sıkıştırıyorum ipimi diğer ipimi iç kısma gizliyorum aynı şekilde diğer zincirlerimizi de örelim şöyle yeşilin altından geçirerek içlere doğru götürüp gizleyelim buradan keselim. Diğer uç kısmı da keselim sıkıştırdıktan sonra. Evet diğer zincirlerimizi de aynı şekilde örelim. Bir tane zincir çekip düğümümüzü atalım. Hemen bakın şu şekilde. Şurada yukarıdaki 1 ile 2 arasına girmişiz. Yine aynı yere giriyoruz. Aynı ölçülerde şöyle rahatça zincirimizi çekelim belirli aralıklarla zincirlerimizi çekerek bağcığımızı yapalım. Evet sevgili arkadaşlar iki renkten e, bağcıklarımı da ördüm. Yine onları da farklı farklı renklerden örmeyi tercih ettim ve bu şekilde yeleğimizi tamamlamış olduk. Bir çalışmamızda bitirdik. E, umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir çalışmamızla. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.